Salçası var abi. Domates salçası bu var. Ne? Narik? Pul biberi abi. Pul biber. İsot. Sulandırdınız. Aynen. Yumuşaması için. Kıymayı da güzel kıyma seçmişsin. Aynen, dana kıyması. Burada bir karışım var. 7 baharat abi, 7 karışım. 7 baharat. Hı-hı. Güzel de bir hazırlık var sunum. Aynen. Onu da bu abim mi yapmış? Yardımcım. Tam böyle eseriyle övünen bir sanatçı gibi şu an. Biraz öyle abi. Eline sağlık. Bol yeşillik. Aynen. Bir kazan. Aynen. Elinize sağlık efendim. Çiğ köfte malumunuz Urfa, Diyarbakır, Adıyaman'da müthiş önemlidir. Adıyamanlı hemşerilerimizi farklı kılan onlar sektör haline getirmiştir. Çiğ köfte meselesini tüm Türkiye'de ve dünyada. Ellerine sağlık. Birazdan Boyundere Köyü'nde tadına bakacağım sizler için. Kolay gelsin. Sağ olun. Teşekkürler. İyi kıy, bunun diline düşme dayı. Düşmem abi, düşmem. Çok nazlı bu. Tabii. Sen nereden buldun bunu? Neyse, kolay gelsin. Komşular duyduk duymadık demeyin. Boyundere köyünde ziyafet hazırlıkları başladı. Tatlıdan artık ilk defa gördüğüm bir sebzeye kadar bir dolu yemek hazırlayacağız size. Birazdan onunla başlayacağız ama bakalım. Tatlı ne yapacağız acaba? Biz susam derler künce hellesi yapacağız. Künce hellesi. Evet. Burada içli köfte hazırlığı var sanki, evet, ablacığım. Evet. İçli köfte. Bakalım nasıl olacak. Yan tarafta ne var acaba hazırlık? Nasılsınız? Köfte, iyiyik. Köfte mi? Köfte mi? Kömbe. 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 Köfte mi, kömbe mi? Kömbe. Öyle bir kömbe geliyor ki evinizde mutlaka bu hafta sonu yapacaksınız. Benden söylemesi. Peki neyle başlıyoruz anlatmaya? İşte maşımız var. İşte o maş var ya, o maş. İlk defa gördüm ben abla. Maşımız var. Maş üstüne. Şimdi bu bu maş. Ben bunu merengiç zannettim. Allah Allah dedim ya. Merengiç maş, acaba burada maş dedim ya, evet, burada yemeklerde kullanılıyor. Evet. Hayır, değilmiş. Yeşil fasulyenin, evet, minyatürü. Evet. Bunlar fasulye pirinçten daha ufak. Hı-hı. Yemeğin adı ne? Karaşora dedik. Karaşora. Evet, karaşora. Maş daha kolaymış. Maş daha kolay ama karaşora diyor biz bunu. Karaşora yapacağız. Yani maş fasulyesinden, evet, yapılacak. Dövmemiz var. Dövme buğdayımız var. Evet. Soğan var. Buğdayı, soğan var, nokut var. Salçamız var, yağımız var, tuzumuz var. Tenceremiz var. Tenceremiz tavamız var. Var. Ateşimiz var. Bıçağımız masamız var. Var. Evet. Güzel manzaramız, evet, var. Evet. Hazırsanız biz anlatmaya başlıyoruz. Evet. Ocağı yakayım mı abla? Yakal. Hemen yakal. Başlıyoruz ocağı yakıp hazırlıklara. Malzemeyi attık. Biraz malzeme pişsin. Attık, biraz pişecek. Ardından sos yapacağız. Soğan dorgayacak. Dorgayalım. Pişecek o. Vallahi bir saatte pişer. Pişer mi? Evet, bir saatte pişer. Olur mu ya? Olur. O buğdaylar, nohutlar yumuşar mı? Olur. Peki. Bir saat sonra hazırmış. Ablam öyle söylüyor. Karıştıralım. Bu sosta hazırlandığında oraya, hı-hı, ekliyoruz. Hı-hı. Bir saat boyunca pişecek. Evet. Biz zaten diğer yemekleri, evet, anlatana kadar hazır bu iş. Evet. Teşekkür ederim ablacığım. Ben de elinize teşekkür sağlık ederim. Sağ olun. Sağlık, sağ olun. Sağ olun. Şimdi kömbe yapacağız. Nayda ablamız da şimdi kömbe hazırlayacağız. Kömbe çok güzel bir börek aslında gibi, evet, börek, görüntüsü börek. Gibi, öyle olacak ama çok lezzetli olacak. Benden söylemesi. Malzemelerimiz neler Nayda abla? Kıyma kavurmuşsun. Kıyma, soğan, madeniz, işte, o da yumurta üstüne ekliyor. O da salça, pul biberi, baharatı. İşte bu unu da açarken koyacağız. Açacağız unu. Evet. Şimdi önce ne yapmamız gerekiyor? Şu malzemeyle bir iç mi hazırlamamız lazım? Tamam, tamam. İç harcı mı hazırlayacağız? Evet. İç harcımızı hazırlıyoruz. Bunu ardından açalım, hamur açacağız. Hamur bitti. İçi de hazır. Kavurdum. Şimdi açılmaya şimdi başladı. Açıyor, evet. Açıyor. Kaç tane açacağız? İki tane. Yeter mi? Yeter. Kesin mi? Kesin. Bir 4-5 tane açsak olmaz mıydı? İki tane mi? Alta üstte. Evet. Kalın mı olacak, ince mi peki? İşte normala.
Normal. Ne çok ince ne çok kalın olacak. Evet. İki tane yufkayı evet. atıyoruz. Evet. Herhalde şu tepsiye, yağlanmış tepsiye önce bu hamuru yerleştireceğiz. Evet. Ardından malzemenin tamamını dökeceğiz mi Nayda abla? Evet. Malzemenin tamamını ekliyoruz. Bir kat yani. Üzerine sonra ikinci katı yapıyoruz. Evet. Sonra? Sonra da yumurtasını üstüne. Fırına gidecek mi? Fırına gidecek. Yani fırın buraya gelecek. Fırın şöyle. Fırın kendi geliyor mu buraya? Gelir gelir. Fırına bak ya. Fırın gelir. Fırın kendi geliyor buraya. Davul fırında galiba yapılacak. Evet. Bu hazırlıkla bitecek. Üzeri yumurtalanacak kızarsın diye ve fırına gönderilecek. İçine bunları bitiriyoruz. Ardından kömeden sonra Ayfer ablayla içli köfte var. Ayfer ablacığım, öncelikle komşunuz Nayda ablamla evet. soğanınızı paylaştığınız evet. için çok teşekkür ediyorum. Bu örnek davranış için size evet. çok teşekkür ediyoruz. Şimdi etini kavuracağız. Sen ne yapacaksın önce onu söylüyorum şimdi izleyicim. Etini kavuracaksın. Etini kavuracağız. Önce malzeme listesini ister izleyicimiz. Merak etini. Ederler. Şimdi bu, et var. Bu kıyması. Bu ne soğanı. Kıyması o? Koyun mu? Koyun. Dana kıyması. Dana. Evet. Dana olacak. Dana evet. kıyması. Soğan. Soğan. Salçası. Madenesi. Karabiber. Kimyon. Bunlar kıymanın içine gidecek. Tamam. Bunlar nedir? Bunlar da iç harcı her şeyi. Bulgur var. Evet. İrmik var. Un var. Un var. Evet. Sıvı yağımız var. Evet. Bu kadar malzemelerimiz. Evet. Bir de tabii ki yoğurmak için. Leğen. Leğenimiz var. Başlıyoruz. Önce hamurunu yapacağız. Ardından da iç harcını ben burada istersen yardımcı olabilirim. Evet. Bir taraftan iç harcını kavuralım. Diğer taraftan da Ayfer ablamız hamurunu hazırlasın. İçli köftemizin dışı hazır, içi de hazır. Acı görünüyor. Ayfer abla, evet. rengi bile farklı yani burada. Evet. Şimdi dolduruyoruz. Bakalım büyüklük neymiş? Eğer öyle çok küçükse sabaha kadar buradayız. Ayfer ablamız evet. köftelerimizi hazırlıyor. İçli köftelerimizin içini dolduracağız. Bereket büyükmüş, kısa sürecek. Ardından haşlayacağız. Evet. Yani burada kızartılıyor mu ayrıca? Öyle de var evet, mı? Evet, kızartıyor da suda haşlama daha güzel oluyor. Siz öyle seviyorsunuz. Evet. Suda haşlamayı tavsiye ediyor şef. Evet. Şimdi onları hazırlayacağız, kaynar suya atacağız ve afiyetle tadına bakacağız. Evet. Teşekkür ederiz Ayfer evet, ablacığım. Afiyet olsun. Sırada çok ilginç bir tatlı var. Malzemesi sadece pekmez ve susam. İçli köftenin buharında, dumanında çok zor durumdayım. Çok güzel kokuyor. Elinize sağlık. Bir de bize tatlı lazım. Güldören abla bize küncü hellesi yapacak. Evet, evet. Nasıldı tam ismi? Küncü hellesi. Küncü. Evet. Küncü hellesi. Evet. Sadece susam ve pekmez var. Üzüm evet. pekmezi. O kadar. Bir de tenceremiz. Şimdi pekmezi kaynatıyoruz. Evet, kaynatacağız. Ondan sonra susamı koyacağız. Sonra sürekli karıştıracak evet. mısın? Evet, karıştıracağım. Evet. Ne zamana kadar? 5-10 dakika kararlayacak. Ondan sonra? Evet, hazır olacak. Sıcak mı soğuk mu tüketeceğiz? Soğuk tüketeceğiz. Soğuyacak ve evet, yiyeceğiz. Evet. Biz masayı hazırlayana kadar izleyicilerimize ve köyümüze evet. o vakte kadar soğur zaten. Ablalarımıza çok teşekkür ediyoruz. Birbirinden güzel 3 yemek ve bir tatlı hazırladık. Bu kadar mı? Değil. Daha neler var neler. Ayrılmayın. Köyünde ne vaat ettiysek işte onlarla karşınızdayız. Biz 3 yemek bir tatlı hazırladık ama kazanda neler oldu neler. Öyle değil mi Neriman teyze? Evet. Çiğ köfte de hazırlanmış bu arada. Evet, çiğ köfte. Onu da kurutmadan tadına bakmak lazım. İşte yaptığımız tatlımız evet. küncellemiz, evet. kömbemiz, evet. içli köftemiz evet. ve
maçtan hazırladığımız kara şorha. Evet, kara şorha. Hemen önce kara şorhadan başlayalım. Boyundere Köyü muhteşem. Tut ilçesine bağlı. Mutlaka gelin ziyaret edin. Bu hoş muhabbetlere tanıklık edin. Lezzet yolculuğu devam ediyor. Efendim Adıyaman Besni'de Şire Pazarı'na geldim. Öyle bir pazar ki sebzenin en güzel. Parlıyor sebzeler. Gel beni bir kilo alma, üç kilo al diyor. Süt ve süt ürünleri de şahane. Neler var mesela bir öğrenelim bakalım. Kolay gelsin, hayırlı işler. Efendim öncelikle hoş geldiniz Tugay Bey. Bu pazar her gün buradaymış. Her gün burada. Açık. Günlük yani taze. Besni'ye geliyorsanız Şire Pazarı'na mutlaka uğrayın. Alışverişinizi yapın. Yani evet. Peynirin her çeşidi var. Evet. Yani peyniri, alabileceğiniz en lezzetli ürünler burada. Evet efendim. Belli günlerde çok yoğun oluyormuş. İğne atsanız buraya diyor yere düşmez. Bugün sakin günlerden bir tanesi. Evet. Bugün peki bakalım pazarda Besni'de başka neler satılıyor? Üzümler ne tarafta? Pazarın her tarafında var bak. Efendim. Her iş yerlerinde. Ben şöyle bir gezeyim. Evet. Tabii. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Hayırlı işler diliyoruz. Kolay gelsin, hayırlı işler. Sağ olasın, hoş geldiniz. Nihayet bulduk Besni evet, üzümünü. Evet. Meşhur Besni üzümü bu mudur? Evet, budur. Yanındaki kimdir? O da Besni üzümünün yağsız şekli, bu yağlı hali. Yağlı yağsızın mı? Evet, bu kan üzümü, asıl Besni kan üzümü. Kan yapıcı. Kan yapıcı olan üzüm budur. Besni üzümü, ikisi de Besni üzümü. Bu kan yapıcıdır, bu normal yeni. Yani zannedersiniz ki erik, kurutulmuş evet. erik. Evet. Çok büyüktür, yani normalden büyüktür. Şöyle evet. size göstereyim. Ama çok lezzetlidir. Evet. Yani biliyorum, hoşafını da içtiğim için evet. güzel hoşaf da oluyor bundan. Çok şahane olur. Bu nedir? Bu da beyaz sucuğumuzdur. Bu da üzüm suyundan yapılır. Evet. Yalnız buna kuymak, onun direkt üzüm suyunun özüdür bu. Bu da muskamızdır. Bunu kendimiz fıstığı veriyoruz. Burada sardırıyoruz. İçinde tamamen doğal fıstıktır. Çok güzel. Evet, dışı pestil, içi fıstık. Bu yani, tamamen doğaldır. Üzümün yani. Başkentinde olduğumuz için üzümden evet. yapılan her şey çok lezzetli, çok, çok güzel. Şu da direkt pekmez, direkt pekmezin kendisidir şu üzüm. Şu renkten belli, evet. o da bayağı koyu. Bayağı koyu. Yani böyle bir şunu da ikram edebiliriz. Önünüze sağlık. Afiyet olsun, şeker olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Besni'ye geldiniz. Hayırlı işler diliyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Yolculuğu Besni merkezde. Besni'ye geldiğimden beri bir tenekedir gidiyor. Nedir bu teneke meselesi dedim. Tenekenin üzerinde pirzolalar yapılıyormuş. Yani tenekede Besni pirzola yapacağız. Ardından meşhur mu meşhur Besni tavayı hazırlayacağız.